Müslümanlık korkudan ziyade sevgiye dayanıyor. Yani ben bir Allah korkusuyla değil de, yani Allah'a olan sevgi, o Yaradan'a olan ne bileyim ben hayranlık. Yani benim kafamdaki Müslümanlık biraz korkudan çok sevgiye dayanıyor. Sayın Ne hocam, dersiniz buna? müsaade eder misiniz? Estağfurullah. Bu dediğiniz doğru. Fakat burada Allah korkusu dediğimiz zaman, yani böyle bir ateşten korkma, bilmem bir kraldan korkma, bir polisten korkma gibi bir şey korku değil. Yanlış yapmaktan korkma. Onun rızasından, memnuniyetinden uzak düşme, ondan uzak düşme korkusudur bu. Yani onu çok sevmenin, seven kimse ondan uzak düşmek istemez. Mesela babasından veya sevgilisinden ayrı kalmaya tahammül edemez insan. O halde onu daima memnun etmek ister. İşte Allah korkusu bu. Allah'ın rızasına, Allah'ın memnuniyetine aykırı bir şey yaparsam ondan uzak kalırım diye. Kaybetmemek. Yalnız İşte işte bu tamam, önemli bir ben şey. buna tamamen katılıyorum da işte bundan 3-5 sene evvel bir arkadaşımın çocuğuna bir şiir kitabı alayım dedim. İşte bir dükkandan bir şiir kitabı aldım. Yani bakmadım, dışına kapağına falan baktım, eve gittim. Aman Allah'ım ya, adamın rüyasına girer. İşte ben yarın öleceğim, vücudumu böcekler yiyecek, yılanlar şuradan. Yani o çocuk onu okuduğu zaman rahat ruh hastası olur. Ve çocuk kitabı bu. Tamamen böyle bir korku Şimdi o salmak. konuyu yaptık Çok biz. doğru. Evet. Dinde işte bunun için Sayın Cumhurbaşkanı bir münakaşayı başlattı. Bunun için bir tazelenme ihtiyacı var, zaruridir. Yani bu şeyler, bu düşünceler, müsaade eder misiniz Estağfurullah, efendim? buyurun efendim. Bu düşünceler aslında dinden kaynaklanmıyor. Dinde böyle bir şey yok. Yani insan başını kabre koyar koymaz. Ondan sonra gelecekler melekler, ellerinde topuzlar. Rabbin kimdir, Nebin kimdir? Ondan sonra o adam da işte cevap veremeyecek. Bir topuz vuracaklar, yerin dibine geçecek. Ondan sonra bir daha soracaklar falan. Yok ya böyle şeyler. Vallahi Kur'an'a aykırı bunlar. Bakın Kur'an ne diyor? Kur'an diyor ki: "Feyevme izin la yus'alu an zenbihi insun ve la can." Yani o gün ne insana ne de cinne günahından sorulmaz. Niye sorulmaz? Çünkü yu'raful mucrimune bisimahum. Suçlular kendi taşıdıkları işaretlerden, izlerden tanınırlar. Adam yaptığı bütün günahların izleri var. Her günah ruha bir leke olarak çizilir. Her iyilik de ruha bir ışık olarak, her iyiliğin de namaz kılmanın ayrı bir ışığı var, oruç tutmanın ayrı bir ışığı var, sadaka vermenin, yetime bakmanın, iyilik etmenin, insanlara yardım etmenin ayrı ayrı ışıkları var. Bunlar da parın parıl parlıyor. Onlar o ışıklarından tanırlar iyiler. Kötüler de o karanlıklarından, o izlerinden tanırlar. Melekler daha ne diye gelip senin Yani Rabbin kim, işte Nebin kimdir cehalet diye kurmuyordum soracaklar. oraya diyor. Evet.